Değerli izleyicilerimiz, ana vatanımızdan binlerce kilometre uzaklıktaki Avustralya'dan üzücü bir haberimiz var. Avustralya'da bir vatandaşımıza ait olan kebap restoranı havaya uçtu. Büyük bir patlama meydana geldi. Canberra'nın kuzeyindeki Belconnen'de bir kişinin yaralanmasına ve dükkanların tahrip olmasına neden olan patlamanın nedeni henüz netleşmiş değil. Bir otoparktan alınan güvenlik kamerası görüntüleri o esnada kapalı olan bir Türk lokantasının alev aldığı açık bir şekilde görülüyor bu görüntülerde. Akşam saatlerinde Raya Caddesi'ndeki Türk kebap ve pizzada meydana gelen patlamanın şok dalgası 2 kilometre uzaklıkta hissedildi. Açıklamalara göre restoranın yakınlarında bulunan bir kişi yaralandı ve hastaneye sağlık ekipleri tarafından kaldırıldı. İtfaiyeciler bitişik binalardaki alevleri söndürürken yakınlardaki mağazaların önemli ölçüde yangın ve dumandan zarar gördüğü ifade edildi. Değerli izleyicilerimiz, çok çok geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Avustralya'daki vatandaşlarımıza Allah esirgesin diyelim. Tek teselli can kaybının olmaması, yaralanan kişiye de acil şifalar diliyoruz. Enteresan bir haber daha. Avustralyalı bir baba İsrailli eski karısına yerel bir boşanma yasası uyarınca gelecekteki nafaka borcu olarak 2,4 milyon dolar ödemedikçe 9.999 yılına kadar arkadaşlar İsrail'den herhangi bir nedenle ayrılamayacak. Yani ölene kadar mahkum. Sebep, karına bu nafaka tazminatını ancak 9.999 yılına kadar ödeyebilirsin. Bakalım. 44 yaşındaki Noam Hubbard gazetelere vermiş olduğu demeçte İsrailli eski eşinden olan iki çocuğuyla yeniden bağlantı kurmak için ülkeye geldiği yıl olan 2013'ten beri İsrail'den fiilen kilitli kaldığını, hapsedildiğini ifade etti. Bu kişi İsrail'e taşındıktan kısa bir süre sonra kadın, evlilik, boşanma, çocuk velayeti ve nafaka ödemeleri gibi konuları denetleyen yerel bir dini mahkemede kendisine karşı dava açtı. İsrail'deki boşanma yasasına dayanarak karar veren mahkeme, Avustralyalı bu kişinin iki çocuğunun nafaka ödemelerinde gelecekteki borcunu ödeyene kadar ülkeyi terk etmesini yasakladı. Sözde çıkış emri uyarınca, bu kişi 18 yaşına gelene kadar her çocuğu için ayda 5000 İsrail şekeli yani yaklaşık 1600 dolar nafaka ödeyecek. Enteresan. Bu kişi İsrailli kişilerin yabancılarla evlenmesini hükümet cezalandırıyor açıklaması yapıyor. Ve şunu söylüyor. İsrailli kadınlarla evli olan yabancılara İsrail adalet sistemi tarafından adeta işkence ediliyor diyor. 44 yaşındaki analitik kimyager birçok hayatı tehdit eden bu deneyime maruz kalabilecek diğer Avustralyalılara yardım etmek için basına açıklama yapmaya karar verdiğini ifade ediyor. 2019'da bu konuya değinen Kaçış Düzeni Yok belgeselini yöneten film yapımcısı Soren Luke, sistem babalara karşı kurulmuş. Pek çok babanın boşanmamasının bir nedeni bu. Sadece çok korkuyorlar ifadelerini kullandı. Öte yandan bazı hükümetler vatandaşlarını İsrail'in karmaşık boşanma yasalarına karşı önceden uyaracak kadar ileri gidiyor. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı yurt dışına giden Amerikalılara İsrail mahkemelerinin yerleşik olmayanlar da dahil olmak üzere belirli kişilerin borçları veya haklarındaki diğer yasal iddialar çözülene kadar ülkeyi terk etmelerini yasaklamakta tereddüt etmediğini bildiriyor. Yani İsraillilerle kadınlarla evlenecek olanlar 1500 sefer daha düşünsün diyorlar bu haberde. Benim anladığım bu. Böyle saçma bir şey olur mu arkadaş? Boşanmış adama diyorlar ki sen ölene kadar bu ülkeden çıkmayacaksın. Bilmiyorum yani bir de tabii dini inançlarından dolayı herhalde böyle bir karar alıyorlar. Yoksa hiçbir hukukta şu anda 2022 yılındayız. Düşünsenize 9.999'a kadar ne demek bu? Sen burada öleceksin, yurt dışına çıkamazsın. Yani hangi devirde yaşıyoruz, hangi çağda yaşıyoruz derler diye düşünüyorum. Bu konuyla ilgili deneyimleri
duyduğu, görgüsü olan arkadaşlarımız varsa lütfen bu videonun altındaki yorum bölümüne yazarak bizlerle paylaşsın. Bizler de okuyalım bakalım İsrail'de başka neler oluyor. Bunları da bilmek, görmek isteriz. İsrailli kadınlarla o zaman bu durumda ben şunu söylerim. Sakın ola ki bir gönül ilişkisi içerisine girip sonra da evlenmeyin. Bak İsrail'de kalırsın. Bu haber bize bunu anlatıyor. Avustralyalı adam dayanamamış. En sonunda belli ki patlamış. Çok enteresan geldi bana da arkadaşlar. İlginç bir durum. Yani sistem anladığımız kadarıyla İsrailli kadınları tamamen korumaya yönelik. Yani şunu duyuyor görüyordum. İsrailliler başka özellikle kendi dinlerinden olmayan insanlarla evlenmezler ya da evlenmek istemiyorlar diye aileleri de bunlara ciddi anlamda karşı çıkıyor diye duyuyor, görüyordum ama anlıyoruz ki Avustralyalı bu kişi adeta büyük bir sıkıntı içerisinde.